أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الخامس والثلاثون من شرح المحل على الورقات Bugün varakat üzerine Şerhül Mahalli'nin 35. dersini okuyoruz. Faslun fil mutevatiri vel ahadi. Mutevatir ahad faslına gelmiştik. Tercüme sonradan konulmuş. Mutevatir hadis nedir? Ahad yani ahad hadisler nelerdir? İki çeşit hadis var. Mutevatir olan var, ahad olan var. Yani ravilerin sayısına göre hadis iki kısımdır. Mutevatir, tevatürden gelme. Tevatür, aralıklı, arka arka gelmek demektir. Burada da, yani ravilerin arka arka bir hadisin ne etmeleridir, rivayet etmeleridir. وَالْخَبَرُوا يَنْقَسِمُوا اِلَى اَحَادٍ وَمُتَوَاتِرِينَ Haber demek, hadis demek. Hadis, ahad ve mutevatir olmak üzere iki kısma ne oluyor? İki kısma bölünüyor. Yani iki kısmı vardır. Mutevatir hadis var, ahad var. وَالْخَبَرُوا يَنْقَسِمُوا اِلَى اَحَادٍ وَمُتَوَاتِرِينَ Önce ahad, sonra nedir? Mutevatir. Başlık böyledir. Tefsile geçince, fel mutevatiru ma yucibul ilme. Tarife geçince, önce neden başladı? Mutevatirden başladı. Peki niye ahad, mutevatir? Başta önce ahad, sonra mutevatiri zikretti. Tarife gelince önce mutevatir, sonra ahad. Şimdi başlıkta ahadi takdim ederken ahadın efradlarına bakarak ahadın efradları daha çoktur. Ahad olan hadisler daha fazla ahadi mutevatire takdim etti. Tarife gelince, açıklama, beyana gelince, önce mutevatir, sonra ahad. Niye? Çünkü mutevatir üzerine konuşma az. Ahad üzerine kelam fazla, konuşma fazla. Ahadın efradları, beyanı, tefsiri fazla. Kaidedir. Önce az olanı öne alırlar. Uzun olanı sona alırlar. Sebep ne? Niye özünü öne alıyorlar, kısasını sona alıyorlar? Ya yok, özünü başa alıyorlar, kısa olanı başa, özünü olanı sona alıyorlar. Niye? Çünkü kısa çabuk biter, hemen özünü olana başlanır. Bir mani çıkarsa en azında kısa olan hepsi bitmiş. Uzun olandan da bir kısım bitmiş oluyor. Yani iki kısımdan mahrum olunmamış oluyor. Ama uzun öne alınırsa, kısa sona tahir edilirse, olabilir ki uzun boylu tefsirat ister. O bitmeden bir mani çıkar. Bak, birinci kısım yarı kaldığı gibi, ikinci kısımda, İkinci kısma hiç değinmemiş oluyor. Bundan dolayıdır ki kısa olanı öne, uzun olanı sona alıyorlar. Burada da öyle yapmış. Mutevatirin üzerine kelam konuşma az, beyani tefsili, aksamları az, mutevatiri öne almış. Fel mutevatiru, mutevatir hadis nedir? Ma o haber ki yücibul ilme. Yücibul ne? İlme. Ne demek Sami yücibul ilme? İlmi vacip kılıyor. Neyin ilmini vacip kılıyor?
kendi medmununun manasının ilmini vacip kılıyor. Ma o haber ki yücibul ilme, ilmi vacip kılıyor. Ya diyelim söylenilmedi ki veya kim biri işitmedi ki nasıl ona ilme yakini fayda versin? Biz deriz ki ma yücibul ilme, ma min şe'nen yücibel ilme. Yani ilmi fayda vermek onun neyidir? Onun şe'nidir. İster bilfiyel versin, ister bilfiyel vermesin. İster kendi nefsiyle versin, kendi nefsiyle veriyor. Kendine nefsiyle veriyor. Yani karneyle de değil. Ma o haber ki min şe'niyen yücibel ilme. Onun şe'nidir. İlme yakini neysin ifade etsin. Mekke var mı yok mu Sami? Mekke denilen bir şehir var mı yok mu? Hiç şüphe var mı bunda? Yok. Niye? Çünkü yüzlerce insan, binlerce insan birbirinden aktararak bize gelinceye kadar bunu söylemişler. Mekke'nin, Bağdat'ın, Şam'ın varlığında kimsenin şüphesi yoktur. Bakın, haber-i mütevatir, o haber ki kendi nefsiyle, kendi zatıyla herhangi bir vasıta olmaksızın neyi vacip ediyor? İlme bimadmuni, kendi manasının ilmini vacip kılıyor. Yücibu, hangi sıgadır Sami? Evcebe yücibu. Ekremedir, güzeldir. Ve huve, şimdi bu tariftir, bu sefer açıklamasını yapıyor. Ne diyor? Açıklamasını yapıyor. Zahire göre bu vehvenin mabadi ma yücibul ilmenin açıklamasıdır. Ama hakiki manada ma yücibul ilme mütevatirin. Bu bir tarifi. Bazıların mütevatir için yapmış oldukları tarif budur. Bazılar da bu ikinci tarifi yapmışlar. Yani vehvenin mabadi ikinci tariftir. Vehve mütevatir en yerviyehu. O haber ki onu rivayet ediyor. Onu nakıl ediyor. Cemaatun, bir cemaat onu ne ediyor? Rivayet ediyor. Ama öyle bir cemaat ki, öyle bir sayı ki la yaka'u tevatu'u alel kezibi. Yalan üzerine tevatu, ittifak vakı olmaz. An mislihim onlar gibilerden. Onlar gibilerden. Diyelim Allah muhafaza etsin. Bir kişi geldi dediler. Aladdin tepesindeki cami düştü. İki kişi daha geldiler söyledi. Beş daha söylediler. Böyle söyleyenlerin sayısı belki 50-60-100'ü geçti. Bu söyleyenler de her ayrı ayrı gelip söylüyorlar. O zaman bu caminin düşmesinde hiçbir şey şüphe kalmıyor. Niye? Bu kadar insan bir yalan üzerine cem olamaz. Söyleyenler fasık da olabilir, kafir de olabilir, Müslüman da olabilir, fark etmez. Gaye bu kadar insan aynı yalanı aynı tipte şekilde söyleyemezler. Bu kadar insan aynı şeyi söylediğine göre demek ki bu nedir? Bu doğrudur. Yani söyleyenlerin fasık, kafir, köle, kadın, mümeyyiz çocuklar ve bunların tersi olması bir şey ne etmiyor? Değiştirmiyor. Peki bu sayı kaç kişi olmalı? 5 mi, 10 mu, 20 mi? Bu 5'ten aşağı olmaz. En az ne olur? 5 kişi olacaktır. 5'ten aşağı 4 oldu mu tevatür olmaz. Ama 5 olabilir. Duruma göre, meseleye göre. 6 olabilir. 100 olabilir. 40 olabilir. Meselenin durumuna
muhbir-i bihnin şenine göre değişebilir. Yalnız beşten aşağı olmayacağı bu ittifakidir. Ve hu en yerviyehu cemaatun, bir cemaat onu rivayet ediyor. La yaka'u tevatu'u, tevatu' nesredir. Güzel, güzel. Tebaud babının meselidir. Tevata'e yetevata'u tevatu'en. La yaka'u tevatu'u alel kedibi. Yalan üzerine tevatu, tevafuk demek. İttifak olmaz. An mislihim. Bu kadar insanlardan, bu kadar sayı insanlardan yalan üzerine tevafuk olmaz. Ve hakeze devam ediyor. İlâ en yentehiye. Ve hakeze böyle devam ediyor. İlâ en yentehiye ilel muhberi anhu. Muhberu anhu'ya varıncaya kadar. Muhberu anhu'ya ulaşıncaya kadar sayı böyle devam ediyor. Yani o 20, o 20, o derece 20, o derece 20, o sona kadar 20 şart değil. Gaye hiçbir derece tevatürün altına düşmüyor. Biri 20 olabilir, biri 10 olabilir, biri 40 olabilir. Diyelim 5'ten aşağı düşmemek kaydıyla. Ve hakeza böyle ne ediyor? Devam ediyor. İlan yentehye ilel muhberi anhu. Muhberu anhu'ya ulaşıncaya kadar yalan üzerine tevafuku olmayan sayı devam edecektir. Bildiniz değil mi? Yalanız bir daha feyekunu fil asli, buradaki fa normal atıf içinde, tefri' için değil. Bakın tarif nasıl yaptı bu ikinci tarif. Yalan üzerine tevafukları olmayan bir cemaat rivayet eder. Ta muhber anhu, kendisinden haber alınan kim ise ona ulaşıncaya kadar. Hadis maktusa tabiine, hadis mevkufsa sahabiye, hadis merfusa Resulullah gidinceye kadar bu sayı azalmıyor. Bir de ve yekunu olur o haber fil asli, kendi aslında en sonda an müşahedetin, o olay müşahededen olacaktır. Yani en son kişi ki ondan rivayet ediliyor, o olayı görmüş. Diyelim Kabe var diyoruz, Mekke diye bir şey var. Biz yüzlerce kişiden, onlar yüzlerce kişiden, onlar yüzlerce, onlarca kişilerden, en son kişiler, Kabe'den haber veren kişiler, Kabe'yi görmüş olmalıdırlar. Kabe diyorum, Mekke. En son kişiler de işitmişler ise o tevatür olmaz. Feyekunu'daki fa tefri için değil. Feyekunu olur o haber fil aslı, yani ilk mertebelerinde, ilk ne? Aslı demek ilk tabakasıdır. Feyekunu fil asli an müşahedetin ev sema'in. Müşahededen, yani en son tabaka onu görmüş, haber verilen şeyi görmüşler veya işitmişler. Veya ne etmişler? İşitmişler. La an iştihadin, en son diyelim cemaat Mekke Bağdat'ın varlığı hakkında iştihad etmişler, iştihadları öyleymiş. Hayır, bu tevatür olmaz. Tevatürün olması için en son cemaat, Mekke'den haber veren cemaat Mekke'yi görmüş olmalıdırlar. Bakın kel ihbar an müşahedeti Mekke. Mekke'nin müşahedetinden, Mekke'nin görmesinden haber vermek gibi. Ev sema'i haberillahi ta'ala. Allahu Zülcelal'ın haberini
Nın sema'i gibi. O sema da minen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Diyelim Kur'an tevatür yoluyla Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam'a dayanıyor. Yüzlerce binlerce sahabe Efendimiz'den almış. Onlardan yüzlerce binlerce tabirlerine böyle bize gelinceye kadar. Ama Peygamberimiz Kur'an'ı nereden almış? Direktmen Cebrail'den, Allahu Zülcelal'dan işitmiş. Hazreti Cebrail vasıtasıyla Efendimiz Kur'an'ı işitmiş. Bakın en son mertebe Kabe'den haber veren, şimdi Mekke'den haber veren, Mekke'yi görmüşler. O en son Kur'an'dan haber veren ko Efendimiz'dir. Sema'dan haber veriyor. Ev sema'i haber-i lahi ta'ala. Bu sema minen nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bi hilafil ihbari en müştehedin fihi. Kendisinde içtihad edilen herhangi bir meseleden haber verilmek icma olmaz. Tevatür olmaz. Diyelim biri bir meselede içtihad etmiş. Ondan 100 kişi rivayet etmiş. Ondan da 50 kişi böyle bize gelinceye kadar. O tevatür olmaz. Niye? Çünkü en son yani ilk onu söyleyen kişi içtihadından söylemiş. O mesele müştehedü fihidir. Tevatür yoluyla bize ulaşmasına tevatür yoluyla bize gelse dahi mütevatir değildir. Niye? Çünkü en son söyleyen kişi içtihadından söylemiş. O mesele müştehedü fihidir. İmam Şafii rahmetullahi aleyhi bir meselede içtihad etmiş. Onun müştehedü fihisidir. O mesele bize gelinceye kadar hep tevatürle gelmiş. Mütevatir olur mu? Olmaz. Niye mütevatir olmaz? Çünkü en son söyleyen İmam Şafii, yani ilk onu söyleyen içtihadına binaen söylemiş. Ne müşahadet ne sema. Hiçbiri yoktur. Ne gibi örnek? Ke ihbaril felasifeti o farklı örnek getirdi. Ke ihbaril felasifeti bi kıdemil alemin. Şimdi biz ehli sünnet vel cemaat olarak alem hadistir deriz. Allah'tan başka kadim yoktur. Alem mahluktur. Mahluk hadistir deriz. Ama felsefeciler, felsefe felsefiyyunun cem'idir. Ama felsefeler, felsefiyyunun da cem'i olabilir. Allah-u Alem feylesufun da olabilir. Felsefeciler diyorlar alem kadim. Bunu söyleyen felsefecilerden bize gelinceye kadar hep tevatür yoluyla gelmiş. Ama mütevatir olur mu? Hayır olmaz. Niye olmaz? İlk bunu söyleyen felsefeciler içtihada binaen söylemişler. İçtihad ederek söylemişler. Herhangi bir yerden işitmişler veya görmüşler, haber vermişler değil. Anlaşıldı değil mi? Niye bu mütevatir olmaz? Çünkü ilk bunu söyleyen içtihada binaen söylediği için içtihad doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Ha içtihadi bir meseleye galet ihtimali girdi. Galet ihtimali girince tevatür olmaz. Tevatür ilme yakini ne ediyor? İlme yakini ifade ediyor. Oldu mu olmadı. Demek mütevatir hadis, mütevatir haber, medmunun ilmini yakinen fayda veriyor. Mütevatirle amel etmek vacip. Mütevatir kendi medmununun ilmini yakinen fayda veriyor. Mütevatir ayeti de nesih edebiliyor. Yani bu mutevatirin özellikleri. Ama ahada gelince vel ahadu, ahad hadisler velev ki sahih olsalar dahi
ayeti nesh edemezler. Medmunun ilmini yakinen fayda vermezler. Yakini değil. O bir de medmunun ilmini yakinen vermezler. Zanni olarak fayda verirler. Mütevatir hadis herhangi bir ayeti de nesh etmiyor. Yalnız mütevatir ile ahad arasında ortak yönü onunla amel vacip, onunla vacip. Mütevatirle amel etmek vacip. Ahad hadis sahihse onunla da amel etmek vacip. Ama mütevatir ayetine sığıyor, ahad etmiyor. Mütevatir medmununun ilmi yakinini fayda veriyor, ne fayda vermiyor. Ahad ilme yakini vermiyor. Peki, vel ahadu ve huve mukabilul mutevatiri. Mutevatirin neyidir? Mutevatirin mukabilidir. Bunu ve huve mukabil mutevatiri. Bu metin değil. İmam Mahalli bunu şerhinde söylemiş. Bununla neyi hedefliyor? Ki ennehu musannaf üzerine bir ihtiraz varid oluyor. İhtiraz da şöyle. Ya musannaf. Sen mütevatiri tarif ettin ve dedin ki ma yucibul ilme veyahut da ma yervihi cemaatun la yakav tevatu alel kezibi an mislihim. Sen mütevatiri tarif ettin. Ahadi niye tarif etmiyorsun? Bu ihtiraz musannefe varid oluyor. İmam Mahalli bu ihtirazı def etti. Nasıl def etti? Dedi ahad mütevatirin mukabilidir. Ahad mütevatirin neyidir? Mukabilidir. Mütevatir bilindi mi? Evet. Bir şey bilindiyse onun dıddı onunla ne yapılıyor? Bilinebiliyor. O zaman ma yücibul ilme bu ma la yücibul ilme. O en yerviye cemaatun la yakav tevatur. Bu ma la yervihi cemaatun la yakav tevatur. Tarifi bilindi gitti. Anlaşıldı değil mi? Ve huve ahad hadis ellezî o ahad ki yücibul amele. Ameli vacip kılıyor. Ve la yücibul ilme. İlmi vacip kılmıyor. Yani yücibul amele bi medmunihi. Kendi medmununun manası neyse, hükmü neyse onunla amel etmeyi vacip kılıyor. Sahih bir hadis ahadlardan ise onunla amel etmek vacip. Ama وَلَا يُجِبُ الْعِلْمَ Murat, ilme yakin. İlmul yakini fayda vermez. Zanni fayda verir. Ama medmunun ilmini fayda vermez. Sebep ne? Niye لَا يُجِبُ الْعِلْمَ لِيَحْتِمَالِ الْخَطَئِ فِيهِ Hata olma ihtimali vardır. Tevatür hadına ulaşmadığı için hata payı vardır. Kendisinde hata payı olan ancak zan, ihtimale racihi fayda verir. Şek, şüpheyi kabul etmeyen ilmi, ilme yakini ne etmez? Fayda vermez. Ahad, mütevatirle özelliği budur. Ellezî وهو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم لاحتمال الخطأ فيه. Anlaşıldı değil mi? Yalnız burada vav Allahu alem yanlıştır. Vel ahadu ahad nedir? Huve allazi yucibul amele ve la yucibul ilme li ihtimalil hata'i fihi. Sizinki vav var mı Muhammed? İkincisinde yok, birincisinde var. Ve hu mukabil mutawatir var. Ama devamlı huve allazi var. Vav yok yani. O birinci şerhtir. O ne olur? İkincisinde yok. Huvalli. O huvalli çünkü ahadın haberidir. Orada vav yeri değil. O vav silsami. Vel ahadu huvalli yücibul ilme ve la yücibul amele ve la yücibul ilme lihtimali hata'i fihi. Yani ahadlar zanne galibi fayda verirler. İlmi fayda vermezler. Niye? Ahadların medmununda, ahadlarda hata payı var. Hata payı olan herhangi bir şey yakin olamaz, ilim olamaz.
Şimdiki derse, bugünkü dersimize biz ne öğrendik? Hadisler ravilerin adedine göre iki kısımdırlar. Ahad olan var, mütevatir olan var. Mütevatir hadis iki şey önemlidir. İki şeyin bilmesi. Bir, raviler böyle yalanı kabul edilmeyecek, yalan üzerine toplanamayacak bir cemaat olacak her tabakanın. Bir de muhberu anhu, kimden haber veriliyor ise o bu haberi sema'an veya müşahedeten görmüş, bilmiş, işitmiş. Yoksa içtihaden söylemiş olmayacak. Bunu öğrendik. Bir de ahad hadisleri öğrendik. Ahad hadisler o ki ravilerin sayısı böyle bir tevatüre, böyle bir sayıya, çokunluğa ulaşmamış. Mütevatirle amel etmek. Mütevatir ameli ne ediyor? Vacip kılıyor. Ama ilmi ne etmiyor? Gerektirmiyor. Yani ameli vacip kılıyor, ilmi vacip kılmıyor. Faslun fil mursali vel musnedi. Anlıyorsunuz değil mi? Mursel hadis nedir? Musned hadis nedir? Bakın bir önceki bugün okuduğumuz taksim ravilerin sayısına göre değil. Yarın okuyacağımız ders aksamlar ku mursel musned. Bu sefer ravilerden kopuz, ravilere göredir ama ravilerin sayısına göre değil. Ravilerden sakıt olan, düşen var mı? Yok mu? O yönüyle de hadis mursel musnede ne oluyor? Bölünüyor, iki kısım oluyor. Bugünkü dersimiz burada yeterli olsun. Yarınki de bakın bir yere yetin. Sonuna kadar da gidebiliriz. Anneye de kadar gidebiliriz. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Ya lügati Arabi.